Biz çok akıllıyız. Bizden önce 1400 yılda İslam'ın tarihinde bütün alimler, bütün o ulemalar, salih kişiler, bütün o tabiinler, Allah'ın evliyaları bunlar bizim kadar akıllı değillerdi. Çünkü biz eğitim aldık, biz okula gittik. Bizim diplomalarımız var ve bir İslam üzerine soru sormaya cüret ediyoruz. Daha önce kimse bu soruları sormaya cüret edemedi. Ama biz ediyoruz. Çünkü Müslümanlar 1400 yıldır kısılı kaldılar. Bu çeşit bir fesat, bu çeşit bir fitne girdi, zehir girdi. Özellikle son 100 yılda girdi bu. İlk önce Vahabi şeytanları tarafından geldi bu. Onlar diyorlar ki 1400 yıllık İslam doğru değildi diyorlar. Hulefai Raşidi'nin dışındaki bütün Müslümanlar yollarını kaybettiler. Müşrik oldu Müslümanlar diyorlar. Ve Vahabiliğin tarihçesine baktığımızda onlar için helaldir öldürmek, başka Müslümanları öldürmek. Onların mallarına, mülklerine el koymak onlara helaldir. Kan dökmeleri sadece Kabe'nin huzurunda dökmek değil. Onlar Taif'te de her yerde kan döktüler. Ve diyorlar ki Ehl-i Sünnet müşrik oldu, yanlış yoldadılar. O yüzden ayetten o Kur'an-ı Kerim'den o ayeti devamlı okuyorlar. Ehl-i Sünnet'e karşı, tasavvuf ehline karşı kullanıyorlar tarikat ehline o ayeti. Ki Allah-u Teala o ayeti müşrikler için gönderdi. Ve aynı ayeti kullanıyorlar müminlere karşı, Müslümanlara karşı. Bir şeytani fikir geliyor orada. Ve bir şeytani fikir de batıdan geliyor. Muhafazakarlıktan geliyor. Ki bunlar ruhaniyetle alakaları yok. Ama onlar batıya baktıklarında ve batının en kötüsünü alıyorlar. Ve zayıflıyorlar. Ve diyorlar ki batı diyorlar karanlık çağlardan geçti batı. Müslümanlar biz karanlık çağdan geçtik mi? Batı orta çağdan geçti. Rönesans zamanından geçtiler. Aydınlanma çağından. Modernlik çağından geçtiler. Ve pek çok şeylerden yaşadılar. Milliyetçilikten Batı bunların hepsinden geçti diyorlar. Ama İslam, Müslümanlar bunların hiçbirinden geçmedik. Şimdi bunlardan geçmeliyiz. Çünkü bizim örnek aldığımız Batı'dır. Çünkü İslam geldi, her yere ışık getirmedi. Biz karanlıklardan geçmeliyiz. Karanlık çağlardan, orta çağdan geçmeliyiz. Pek çokları şimdi iddia ediyor ki, Müslüman alimler de diyor ki, biz Hristiyanlığın 1000 yıl önce olduğu yerde biz şimdi hala oradayız. Ya onları yakalamalıyız kardeşim diyorlar. Bunun manası inanmıyorlar o zaman. Allah subhanahu teala buyuruyor, ben sizin dininizi mükemmelleştirdim ve İslam'ı sizin için seçtim. İslam mükemmelliyetle geldi. Onların beyinleri yıkandı tamamen. Ve bakıyorlar son 100 yıla, en kötü zamana. Müslümanlar hiç böyle şey yaşamamıştı. Ve diyorlar ki, 100 yıl diyorlar, İslam çok kötü diyorlar. Her şey bir... Ve şimdi bize Rönesans lazım, aydınlanma lazım, modernleşme lazım diyorlar. Bunları çabucak yaşamalıyız diyorlar. İslam'ın kapılarını açmak istiyorsa yeni içtihat lazım. Herkes... Batı bize nasıl diyorsa haklarımız ona göre çizmeliyiz. Allah ve peygamberine, evliyaya göre değil, eshab-ı kirama göre değil, tabiine göre değil. Batı diyor ki kadınlar ve erkekler eşittir. Herkes eşit olmalıdır. Aynı safta olmalıdır. Kadınlar erkek eşittir. Bunun manası kadınlar da imam olmalıdır. Batı da inanıyor Allah'a, peygamberine. Biz de aynı şeyi yapmalıyız diyorlar. Demek ki şimdi herkese haklarını verecekler. Yakında diyecekler ki geylerin de diyecekler. Eşcinsellerin de hakkı var şimdi.
onlar da, onların da bizimle aynı haklara sahiptir diyecekler. Demek ki bu şimdi iştihat değil açık olan. İştihadın kapısı açık değildir. Fitnenin ve fesatın kapısı açıktır son 100 yıldır. Hilafet indirildiği vakit, kontrol yokken herkes kendi fikirlerine göre her şeyi yapmaya başladıklarında şimdi görüyoruz ki İslam yükselmesi yerine İslam daima yüksektedir ama ümmet aşağılara düştü. Çünkü diyorlar ki Peygamberimizin dediği gibi değil, Eshab-ı Kiram'ın dediği değil. Onlar Batı bize öğrene öğrettiyse ona göre yaşıyoruz diyorlar. Pek çokları diyorlar. Dış görünüşün önemi yok diyorlar. Takım elbise giyebilirsin diyorlar. Takım elbise giyen imamlar var şimdi. Eski günlerde Müslümanlar kafirler gibi görünmeyi bile birbirlerine yasaktı onlara. Çünkü Peygamberimiz emrediyor ki Hristiyanlar ve Yahudiler gibi görünmeyin diyor. Onların kendi kıyafetleri var. Biz onlara karışmıyoruz ama onları taklit etmeyin. Osmanlılar zamanında insanlar birbirini taklit etmiyordu. Eski zamanlarda herkes Türkler gibi giyinmiyordu. Osmanlılar gibi değildi. Bu zamanda olduğu gibi herkes şimdi modern giyiniyor. Avrupa'daki giyinmen gerektiği gibi herkese böyle zorluyorlar insanları. Böyle giyineceksin diye. Özellikle bu kadın yüzlü imamlar, takım elbise giyen imamlar anlamıyorlar. Nasıl, neyi temsil ettiklerini. İslam bize yasaklıyor. Şapka giymeyi bile yasaklıyor bize. Çünkü secde etmemize engel olur o. Bütün o gelenekleri kaybettik. İnsanlar kaybetti bu ilimleri ama birbirine fetva vermeyi çok iyi biliyorlar. Ve bu İslam'ın liderleri tıpkı onlar kafirler gibi görünüyorlar. Ama onlar samimi değiller. Eğer diyorlarsa ki bu önemli değildir. Gerçekten bu önemi yok. Nasıl dışarıdan göründüğün önemi. O zaman niçin Avrupalılar gibi giyinmeyi seçiyorsun? Diyorsun ki önemi yok giyinmenin, değil mi? Demek ki diyorsun ki İslami yolun önemi yoktur, Avrupa yolunun önemi yoktur. İkisi de aynıdır diyorlar. O zaman niçin Avrupalılar gibi görünmeyi seçiyorsun? Niçin Müslümanlar gibi görünmeyi seçmiyorsun ve diyorsun ki bu önemli değildir? Çünkü bunun bir manası vardır imam olmak için. O zaman demek ki bunu tercih ediyorsun. Eğer gerçekten samimiysen bunun önemi yok. Biri öbürü gibi aynıdır dersen o zaman seçersin ki senin imanını yansıtacak bir şeyi seçersin. O zaman insanları da durdurmazsın Müslüman gibi görünmekten. Onların insanlara geliyorlar. Türban sarık takanlara, İslami giyinenlere üzülmeyin. Peygamberimiz buyuruyor ki hoş gel, gariplere hoş geldin diyor. Size selam ve esenlik gelir peygamberden. Eğer bir mescide girersen, kafirler gibi giyinirsen sana kimse garip gözüyle bakar mı? Hayır. Araplar özellikle çok meşhur bunda. Cuma'ya geliyorlar, kısa pantolon giyiyorlar. Başlarında kufi bile yok, takke bile yok. Şort giyip geliyorlar Cuma'ya. Patronlarının karşısına çıkmak için iş yerinde böyle giyinip gelmiyorlar. Ama Allah'ın huzuruna çıkmak için umurlarında olmuyor. Kafirler gibi görünüyorlar. İmam bile hiçbir şey demeyecek onlara. Bir şey değil diyor imamlar. Ama oraya gidersen, şalvar giyersen, cübbe giyersen, sarık takarsan, 1300 yıllık İslam sünnetiyle gidersen kardeş derler, gelirler sana, ne bu yeni stil bu, Afganistan'da yaşamıyorsun artık kardeşim derler. Niçin bunu giyiyorsun derler. Çok sana kızarlar, öfke duyarlar. Kardeşim derler, Hindistan'da yaşamıyorsun derler. Bazı kardeşlerimiz sarık takıyorlar, bazı mescitlere gidiyorlar, Avrupa tarzı mescitlere. Onlar derler ki
Sarık takmak Hindistan geleneği derler. Bunlar tam cahil. İkinci cahiliyede yaşıyorlar. İkinci cahillik zamanı. İlim yok, sadece cahillik var. Bir şey değil. Eğer onu giyersen, sünnete sıkı sıkı sarılırsan, içinde ve dışında o sünneti taşırsan, içerideki sünnete gelmedik bile. Önce dışarıyı halledelim. Eğer bu kadar çok basitse niçin insanlar kayboluyor ortada? Şimdi dışarı gidersen bu kıyafetlerle, eğer Müslüman ya da Hristiyan olduğunu fark edemezsen aynı giyinirsen. Ama insanlar korkuyorlar artık İslami kimliklerini göstermeye, özellikle şimdi. Çünkü bu zordur. Çünkü onlar kafirleri hoşnut etmeye çalışıyorlar, Allah'ı hoşnut etmek yerine. Eğer bunu hala taşıyorsan bu sünneti ve bu zorluk vardır, anlayın ki siz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerinden biri olursun. Efendimiz buyuruyor, İslam garip başladı, garip sona erecek. Benim sünnetime sıkı sıkı sarılın, İslam'a sarılın diyor Efendimiz. Çünkü sizin imanınız tıpkı diyor avucunuzdaki ateş gibi olacaktır, sizi yakacaktır. Şimdi gidersen dışarıya, mescitlere gidin, kot pantolon giyip gömlek giyersen, başınıza bir şey takmazsanız mescitlere gidin, kimse size bakmaz. Bu imanı taşımak değildir, bu avucunuzda ateş varmış gibi. Ama gidersen dışarı şimdi sünnet kıyafetlerini giyip Müslüman gibi görünüp, o zaman kafirlerden değil sadece ateş alırsın. Mescitlerdeki Müslüman geçinenlerden de o ateş alırsın. Sana o pis bakışlarla bakarlar. Derler ki Müslümanları biz batıllaştırmaya çalışıyoruz. Sen bizi geriye çekiyorsun. Bu geri kafalılık düşüncesi diyorlar. Maşallah. Demek ki biz o duruma geldik. O cahiliye dönemine geldik. Cahil insanlar tarafından kuşatıldık. Cahil insanların etrafında dolaşmayın. Korkmayanların etrafında olun. Biz ne söylüyoruz? Şimdi tabii ki o yarı yarıya Müslüman olmak isteyenler bile bunu yapamıyorlar. Çünkü medya gösteriyor ki sünnetlere sıkı sıkı sarılanları nasıl gösteriyorlar? Teröristler gibi, Taliban kılıklılar gibi. Bütün yanlış görünüşlü Müslümanlar gibi. Onlar hep sünnet elbiseleri giyiyorlar, öyle değil mi? Göstermek için. Sünnet kıyafeti giyersen bunlar gibi geri kafalılar olursun. İslam'a kötü isim verenler gibi olursun. Niçin böyle yapıyorlar? Şimdi diyorlar ki yeni çeşit teröristler Müslümanlar gibi giyinmiyor. Diyorlar ki o ikiz kuleleri havaya uçuranlar kendilerini havaya uçurmadan önce gece kulüplerine gidip parti yaptılar orada. Ve onlar tamamen batılılar gibi giyiniyorlardı. Peki niçin bunu hala gösteriyorlar? Bunun arkasında değişik bir plan var. Demek ki biz korkmuyoruz. Biz sadece Rabbimizden, Allah Subhanahu ve Teala'dan korkuyoruz. Peygamber Efendimiz'den korkuyoruz. Bizim umurumuzda değil onların ne düşündüğü diğerlerine. Çünkü biz bu dünyadan göç ettiğimizde, öldüğümüzde onlara cevap vereceğiz. Hiçbir kafire cevap vermemize gerek yok. Biz bu dinimizden mutlu olmalıyız. Gurur duymalıyız dinimizden. Anlamalıyız. Peygamber Efendimiz'in sünnetini anlamalıyız. Eğer bunu yapmazsak o zaman biz rüzgar bizi ne tarafa üflerse o tarafa gideriz. Ki bunlar da tam fitne ve karmaşanın olduğu zamanlardır. İnsanların dilediği gibi oluyor. Şimdi bu senin, sana ataların, ceddin yardım etmeyecek. Rengine göre değil, eğitim sistemine göre değil. Bütün bu diğer şeylere göre gitmiyor. Samimiyet. Samimiyet bizi kurtarır. Oturun ve düşünün. Ve samimi olun. Kendinizle.
Allah samimiyetimizi arttırsın inşallah. Ömür Allah tevfik el Fatiha. Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Sorunuz varsa sorun. Söyle. Peygamber Efendimizin üzerimizdeki hakları nedir demek gibidir. Allah'ın hakları üzerimizde nedir onu sormak gibi bir şey. Bir hizmetkarın bir hakları var mıdır? Biz soruyoruz Allah'ın üzerimizdeki hakları nedir? Allah bizi yaratandır. Biz bir hizmetkar olmak istersek, Allah'ın kulu olmak istersek, eğer firavun olmak istersek Allah'ın üzerimizde hakkımız yok deriz. Benim Allah üzerine hakkım var dersin. Kafirler farklı düşünür. Ama Allah ne diyor bu konuda? Başkaları ne dediğini önemli değil. Allah ve peygamberi ne diyor? Abdullah. Kişinin sahip olabileceği en yüksek onur Abdullah'tır. Allah subhanahu teala buyuruyor ki eğer bir Abdullah olursanız diyor ben sizi sultan yaparım diyor. Bir Abdullah olursanız ben sizi sultan yaparım diyor Allah. Demek ki ne hakkı var bir hizmet eden hizmetkarı? Diyebilirsin. Bir hizmetkar olarak benim hakkım var. Yiyebileceğim kadar yemek, yiyeceğim giysi, başım üzerinde bir çatı. Efendim bana bunu sağlamalıdır. Bunlara sahip değil miyiz? Bir mürşidin hakları nedir? Herkesin üzerindeki. Müritlerin hakkı nedir? Mürşidin üzerinde. Eğer o mürşid Peygamber Efendimiz'i temsil ediyorsa o zaman o mürit der ki o hizmetkar der ki benim hiçbir hakkım yok der. Ama bir mürit olmak istemiyorsan, Abdullah olmak istemiyorsan başka bir şey olmak istersen çok haklarım var dersin. Söyleyebilirsin. Şikayet etmeye başlayabilirsin. Ama hayır. Bu doğru değildir. Şimdi bir teslimiyet. O en yüksek makamdır kişinin ulaşabileceği. Bu gerçekte bu tamamen gerçek manada kendini bitirirsin. Bu fenafildir. Bu tamamen kendini feda etmek ve tam bir sevgidir. Ve teslimiyet arıyorsan bu soruyu soracak mısın? Başka ne hakları vardır diye. Çünkü onların bizim üzerimizde hakları vardır. Gerçekte bizlerin onların üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Eğer teslimiyet arıyorsan bu böyledir. Tabii ki biz belirli şeyler sorabiliriz. Daha önce dediğim gibi. En temel haklar nelerdir? Dualarımızda bu dünyanın ve ahiretin en iyisini isteyebiliriz. Demiyoruz ki bu dünyanın en iyisini. Dünyaya göre değil. Deriz ki bu dünyanın en iyisini senin istediğin gibi yarabbi deriz. Ve Peygamber Efendimiz'e ve bütün peygamberlere göre bu dünyanın en iyisi neydi? Üzerlerine giyecek bir elbise, azıcık bir yiyecek ki bu dünyanın en iyisidir. Neredeyse yani en basitinden bir başların üzerinde bir çatı. Bu onlara en iyisiydi. Bu neye göre en iyisi? Medyaya göre en iyisiyse hiçbir zaman mutlu olmazsın. Moda kitaplarına göre bakarsan hiçbir zaman bitmez isteğin. Kafirlere göre bakarsan, münafıklara göre başka başkadır.
müminlere göre başkadır. Peygamber Efendimizin emrettiği gibi bize nasıl bu dünyanın en iyisine sahip olacağınız ve buna bağlanmayacaksınız bu dünyaya. O zaman işte ahiretin de en iyisini alırsınız. Bu dünyayla meşgul olursa, kalbimiz dünyayla dolu olursa, bu dünyaya bağlı kalırsak, o zaman ahiret için vaktimiz olmaz. Ahireti koklayamayız bile. Demek ki inşallah Rahman, kendimize sormalıyız. Ben kendime soruyorum. Bugün şeyhimin üzerindeki haklarını yerine getirdim manası bir müridin. Umut ediyoruz olmak için. Şeyhimin işini yapabilmek için, şeyhimin vazifesini yapabilmek için ne kadarını yaptım, bugün ne yaptım? Ne kadarını düzeltebilirim bugün? Onun için kalkıyorum. Bu birbirimizin, hepimizin sorumluluğuna göre değişir. İnşallah Rahman. İşte o vakit onunla meşgul olursak o kesinlikle yolumuzun üzerinde oluruz. Biz hizmet edenlerden oluruz. Allah bize iyi kolaylaştırsın. Fatih. Başka soru, son soru nedir? Bir kişinin beraatının kabul edildiğinin işareti nedir? Bu iyi bir soru. Şimdi göreceksin. Bu hemen gelmez bunun cevabı pek çok kişiye. Bazılarını, ki onlar çok inatçı ve kibirlidirler, onlara açık işaret verilir. Onlar hala görmezler. Hala kendilerine bahaneler bulurlar. Niyetiniz ne şimdi? Beraat gecesi geldi. Niyetiniz ne? Samimi olun. Pek çok kişinin niyeti benim için daha iyi olsun, bu sene daha çok para kazanayım, evleneyim, eş bulayım kendime. Manası sadece dünya için. Eğer bu size oluyorsa, başınıza geliyorsa, belki beraatiniz belki kabul oldu, belki olmadı. Çünkü o beraat gecesinin amacı Allah'tan bu dünyayı istemek midir? Hayır. Beraatin manası ahireti istemektir Allah'tan. Daha iyi bir Allah'a kul olmak için, Allah'a daha yakınlaşmak için. Eğer sizin niyetiniz Allah subhanahu teala'dan bu yolu bizim için aç ki bizim için kolay olsun, sana daha iyi hizmet edelim buysa, o zaman kendinizi kontrol edersiniz. Yoklarsınız. Bir gün, bir ay, bir hafta, bir ay geçer. Bileceksiniz. Benim için daha kolay mıdır şimdi Allah yolunda koşturmak? Sadece oruç tutmak, zikir yapmak değil. Bunu pek çok kişi yapabilir. Ben kendimi düzeltiyor muyum? Kendime bakmak için koşturuyor muyum? Her gün yakından bakıp kendimin hesabını alıyor muyum her gün? Kendime daha çok bakıyor muyum? Kendim hakkında daha fazla şey buluyor muyum? Kendimi daha çok biliyor muyum? Buradan başlayın. Demeyin, biz şimdi pek çok şeylere girmeyeceğiz. Beraat geldi. Kabul edildi çünkü Burak geldi bana ve ben cennete gittim. Peygamberimiz beni karşıladı. Subhanallah. Kabe'nin etrafında dolaştım. Bütün bunların hepsi oyunlar. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Çünkü önemli olan burada hizmettir. Allah'ın evliyası diyor ki hizmet ibadetten daha yüksektir. Çünkü peygamber, eshab-ı kiram bunlarla meşgul değildi. Bana bir hadis söyleyin. Ya da Hazreti Ebu Bekir'den bir rivayet getir. Burak'ın ona geldiğini, miraca uçtuğunu söylediğini. Hazreti Ebu Bekir söylemiyorsa bunu, diğerleri söylemiyorsa onlar neyle kendilerini meşgul tutuyorlardı? Unutmayın. Unutmayın ikinci cahiliyeyi. Onlar neyle meşguldü?
peygamberimizin vazifesiyle meşguldüler. Hem büyük hem küçük cihat yapıyorlardı. Şimdi izin yoktur şu anda küçük cihada, silahlı cihada. Çünkü halife yok. Ama büyük cihat, nefsimize karşı olan cihat ki en büyük cihattır o. Bununla mı meşgulüz biz şu anda? Çünkü büyük cihatla Allah'a yakınlaşırız. Eğer bununla meşgul değilse, o zaman büyük cihatla meşgul değilse, o zaman kendinize bir uyarı verir. Allah anlarsın o zaman. Allah size bunu kolaylaştırıyor mu yoksa yapmıyor mu? Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor ki, eğer kulumun niyeti, beraat için niyeti bana daha yakınlaşmak içinse, onun önündeki bütün engelleri kaldırın, bana yaklaşmasını kolaylaştırın diyor. Bunun manası değildir ki, bu dünyadan da çok şey kazanacaksın değildir buna manası. Çünkü herkes bu dünyayla kısıtlı kaldı. Diyorlar ki eğer bu dünya bana iyi ise ben o zaman ahirete yönelebilirim. Çünkü dünya önce gelir diyorlar. İnsanlar diyor ki Allah bizi dünyaya gönderdi. O yüzden dünyaya önce konsantre olmalıyız. Dünya neye göre? Cennet ehline göre mi? Sahabiye göre mi? Evliyalara göre mi? Ki onlar bu dünyaya hiçbir değer vermediler. Ama kafirlere göre nedir? Onlar diyorlar ki bu dünya bize yeter. Cenneti de bu dünyada isterler. Eğer bizim niyetimiz Allah'a yakınlaşmaksa, Allah bizi, dünyamızı sıkıştırabilir bile bizim için. Zorlaştırabilir. Biz bunu istemiyoruz. Ama öyle yapabilir. Ama insanlar farkına varabilir. Bana daha çok güç kuvvet geliyor, daha çok güç geliyor, iman geliyor önümdeki zorlukları aşabilmek için. Eskiden geçen sene küçük şeyler gelirdi başıma, çabucak kızardım. Ama şimdi önüme büyük şeyler geliyor. Bunları taşıyabiliyorum şimdi, kenara koyabiliyorum. Anlayın, önümüzde daha çok engeller geldikçe daha çok şeref gelir bununla. Çünkü insanlar artık dünyayı düşman görmüyorlar. Onu en iyi arkadaş görüyorlar. Dünya onlara yarın 1 milyon dolar gönderse dünya, içimizden kaçımız, kalbimiz dönmeyecek o tarafa. Maşallah demeyeceğiz. Allah bize rahmet eyledi. Demeyeceğiz. Kim bunu inkar edecek? Samimi olun şimdi. Evet ama diyorlar ben Allah için vereceğim onu. Hayır. Onların gözleri ve bakış açısı varsa bunun içinde bir kandırmaca vardır derler. Çünkü düşmanın bize bir hileyle geliyor. Bakayım nedir bunun arkasındaki. Ben çok heyecanlanmayacağım çünkü heyecanlanmıyor insanlar. Demiyorlar ki ben Allah için çok şey yaparım bununla değil. Nefis heyecanlanıyor. 1 milyon dolar gelse, bırak 1 milyon doları, yerde 100 dolar bulsan çok mutlu olursun, onu yerden alıp cebine koyarsın. Biz demiyoruz ki, biz hiç kimseden hiçbir şey kabul etmiyoruz demiyoruz. Allah bize hiçbir şey vermeyecek demiyoruz. Allah bize bir şeyler veriyorsa bunu reddetmeyiz tabii ki. Ama eğer doğru düzgün bir inancımız, imanımız varsa bu dünyayı nasıl kullanacağımız için, ki o zaman işte çok fazla heyecanlanmayız. Akıllı kişi dünya ona geldi mi der ki bu büyük bir yüktür der. Akılsız kişi der ki mutlu olur. Eğer sen akıllıysan önüne 1 milyon dolar gelince ne büyük bir yük bu dersin. Ne yapacağım bununla dersin. Bunu nasıl kullanacağım. Allah beni sorgulayacak bundan dersin. Öyle değil mi? İnşallah biz o seviyeye ulaşırız bir gün. O yüzden bir rehbere sahip olmak önemlidir. O zaman dersin ki ben bununla ilgilenmek zorunda değilim. Dersin ki bu senin sorumluluğundur ve siz istediğin gibi kullan. Çünkü emir Peygamber Efendimiz'den geliyor, Allah Subhanahu Teala'dan. Demek ki
nasıl bileceksin beraatının kabul edildiğini? Kendine sormalısın. Ben ne istedim? Neyi istedim ben? Ahiretimi istedim. Benim için kolay mıydı bunu yapmak? O zaman evet, elhamdülillah dersin. O zaman çok fazla da heyecanlanma. Kendine sakla. Sır olarak sakla. Çünkü her yerde düşmanım var. Sadece insanlardan değil ki, düşmanlar var göremeyeceğim bile. Belki daha önce çok zordu belki nafile ibadet yapmak. Sormayacağım şimdi. Müritlere nedir farz olan? Günde kaç vakit namazdır? 7 vakittir. 5 değil. Müritlere 2 ekstra vardır ki Peygamberimiz bunu hiçbir zaman bırakmadı. Şimdi insanlar diyordu ki hoca namaz vakitlerini arttırıyor diyor. Hayır, öyle değil. Ben size söylüyorum. Ama insanlar diyebilir bir kere. Bana daha önce oldu. Benim kendi gözlerimin önünde. Bazı kardeşlerimiz zikre gelmiyorlardı. Çocukları vardı evde. Çocuklara bakmak zorundaydılar ve zikirleri kaçırıyorlardı. Ve ben diyorum ki, niçin zikiri kaçırıyorsun? Çocuklarıma bakmam lazım. Hastalar. Karım var değil mi? Kaç çocuğum var? 10 tane mi? 12 mi? 20 mi? Hayır, 2 tane. Bu gerçekten acil mi? Çocukların ölecek mi? Hayır. Kişi anlamalı şimdi adam. Çocuğunu bırakabilirsin. Yarım saat için. Ve geri gidebilirsin. Tabii ki. Sen değilsin onlara bakan. Allah onlara bakıyor. Ben sana demiyorum ki günlerce ortadan kaybol, gelme. Derim ki, bilmiyor musun, Mehdi Aleyhisselam geldiğinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kucağında yeni doğmuş bebek bile olsa onu bırakın diyor. Ve Mehdi Aleyhisselam'a koşun diyor. Beyat alın. Bu açık bir hadis değil mi? Evet. Ve ben size bunu parçalayıp anlatabilirim. Demiyorum ki ben insanlara çocuğu kucağınızdan düşürün demiyorum. Hayır. O vakit Allah'a güvenin. Şeyh Efendi dedi ki o vakit, daha güçlü kullandı o kelimeleri. İnsanlar yanlış anlamasın diye. Şimdi demek ki, benim arkamdan söylemeyin. Hoca diyor ki şimdi, bütün kadınlara öğretiyor, çocuklarını yere atın, bırakın, düşürün diye. Hayır. Tahmin et bak. Böyle oldu. Şeyh Efendi'ye gittiler, dediler ki, hoca diyor ki çocuğu düşür, kucağından at. Bunu öğretiyor kadınlara. Sen gittiğinde bunu öğretiyor kadınlara, dediler Şeyh Efendi'ye. Anlıyor musun şimdi? Fitne yapmak istersen her yerde her zaman yapabilirsin. Dolunayı görüyor musun? Fitne yapmak istersen diyebilirsin. Bu dolunay değildir. Demek ki müritler için, kendileri için, kendilerine yapıyorlar. Günde 5 vakit namaz vardır, farzdır, ama 2 vakit daha vardır ki o da farzdır. İşrak ve duha namazıdır. Daha fazla eklemek istersen ekleyebilirsin. Ama demiyoruz biz herkese vazifedir. Kendini üzerinize alabilirsiniz. Bu önemlidir şimdi. Kendinizi görürseniz şimdi, o niyeti yapacaksın. Kendime işrak kılacağım. Çünkü rahmet geliyor onunla. Ümre sevabı alıyorsun. O zaman ben 8 rekatta duha namazı kılarım. Öğlen namazından önce. Çünkü o zaman her şeyin bir zekatı vardır. Ruhaniyetinizin de zekatı vardır. O 2 rekat işrak namazıdır. Fiziki bedeninizin zekatı da o 8 rekat duha namazıdır. Bunun için de bir sebebi var. Ve kendiniz bunu yaptığınızı görürseniz ve size kolaylık olarak geliyor, zorluk değil. O yüzden mürit oturup düşündüğünde, 2 ile 2'yi bir araya koyduğunda, bu hafta nasıldım, geçen hafta nasıldım, geçen ay nasıldım, geçen sene nasıldım, yanlış şeyler şunları yapıyordum. Şimdi bunları, doğru şeyleri yapmak bana kolaylık getiriyor. O zaman dersin, o zaman sana cevabı gelir bunu. Demek ki şimdi ben beraatım nasıl kabul edildi mi, edilmeyecek mi?
Çünkü pek çokları böyle düşünüyor. Diyorlar ki, çünkü sana bir önünde bir görüntü açılır, işte peygamberi görürsün, Burak'a binersin, işte böyle şeyleri düşünmeyin. Bunlar akılsız oyunlardır. Çünkü kendinizi bilmelisiniz şimdi. Başkanın size söylemesine gerek yok. Kendi kendinizi bilirsiniz. Bütün amaç burada kendini bilmek değil midir? Kendimizi bilirsek, Rabbimizi bilip ona ibadet etmez miyiz? O vakit sizi kimse kandıramaz. Seni tepelere kadar yücelseler de dersin ki hayır dersin, ben kendimi biliyorum. Ve kendini ne kadar aşağılara koydukça Allah seni daha çok yükseltir. Zannetme ki sen kendini yüceltip başkaları seni yücelttiğinde Allah da seni yüceltir. Hayır, bu böyle olmaz. İşte o vakit başkaları seni etkileyemez. Birisi sana maşallah senden nasıl bir nur geliyor, evliya gibisin dediklerinde bu seni etkilemez. Ve biri sana gelip ne kadar büyük bir eşeksin dese bile onların dediği kötü şeyler de seni etkilemez o zaman. Anlıyor musun? O zaman başkalarına o zaman köle olmazsın. Bunun manası budur. Kadınlar maşallah çok çok güçlü oldular. Çok eşit oldular. Bağımsız oldular. Pek çok hakları var. Pek çok şey biliyor bu kadınlar. Çok kendine güvenleri var, özgüvenleri. Onlara gidip desen ki ne oldu sana? Sen bugün çok şişman görünüyorsun dedin mi onları bitirirsin. Bütün dünya ve ahiret onların başına yıkılır. Tamamen kendilerini böyle yok edilmiş hissederler. Onları yok edersin. Daha kötüsü. Ne oldu sana dersin. Bugün yaşlı görünüyorsun. O zaman onları bitirirsin. Anlıyor musun? Bunlar etkiliyor onları. Erkekler o kadar fazla etkilenmiyor bundan ama erkekler de yakalıyor bunu yavaş yavaş. Ben erkekleri şimdi bunun dışına koymuyorum. Ama başkaları için yaşıyorsan bu böyle olur. Allah için yaşarsan eğer biliyorsun ne zaman o zaman güzel görünürsün. Ne zaman genç görünürsün. Biliyorsun o zaman teheccüde kalktığında bunlar olur. Çünkü o vakit Allah subhanahu teala bize yakınlaşıyor o zaman. Allah subhanahu teala zannetme ki Allah tek başına geliyor. Melekler de geliyor. Peygamberler geliyor. Allah'ın evliyası geliyor oraya. Sen uyanıyorsun, ibadet ediyorsun. Rabbinden istiyorsun. Yalvarıyorsun. Kendine bakıyorsun. Kendine ettiğin zulme bakıyorsun. O vakit Allah'tan bağışlama istiyorsun. O vakit işte hayatın nefesi sana üflendiği zaman Allah-u Teala her yere üflüyor onu ve uyanıyorsun ve bunu içine aldığında melekler orada senin üzerinde çalışıyor melekler. Çok yorgun da istersen, sabah namazı vakti çok yorgun da olsan, işraktan sonra dinleniyorsun, işraktan sonra 1-2 saat dinlendiğin zaman kendini çok zinde hissedersin. Tıpkı yeniden doğmuş gibi hissedersin. Pek çokları bunu tecrübe edebilirler. O zaman makyaj yapmana gerek yok. Çok güzel elbiseler giymene de gerek yok bugünlerde. Ne giyiyorlar? Tesettür giyiyorlar. Tesettür kendini gizlemektir. Kendini açığa çıkarmak değil. Şimdi yeni bir fitne koyuyor ki kadınlar kendilerini üstlerini giyiyorlar ama daha çok kendini göstermek için. Kadınlar mescitlere gidiyorlar. Şort giyiyorlar. Diyorlar ki ben avradımı kapatıyorum. Haya yerlerimi. Göbekten dizlere kadar değil mi diyorlar. O zaman niye diyoruz ki? O zaman gömlek giyme. O zaman hiçbir şey giyme. Bir şort giy. Hayır bu güzel değil diyorlar. O zaman demek ki sen biliyorsun neyin doğru neyin doğru olmadığını. Niçin o zaman aklını kullanmıyorsun? Çünkü edep var. Senin edebin sana bunu, hayan sana bunu gösterecek. Bunu giyemem ben o zaman dersin. Niçin inat ediyorum bunları giymek için? 1300 yıllık İslam tarihin vardı. Niçin 1400 yıldır Müslümanlar şort giyip gitmiyordu meclise? Onlar bilmiyorlar mıydı bunu?
Ve kadınlar şimdi kapatıyorlar üstlerini ama kendilerini öyle bir kapatıyorlar ki herkes o kadar sıkı sıkı ki vücutlarına yapışıyor. Tıpkı çıplak gibi görünüyorlar. Çok sıkı elbiseler giyiyorlar. Her şeylerini gösteriyor. Yüksek topuklu ayakkabılar giyiyorlar. Makyaj yapıyorlar. Etrafta yürüyorlar ve başka kadınlara bakıyorlar. Kendini kapatmayan kadınlara bakıyorlar ama onlar ve onlara bakıp onlara alçaktan bakıyorlar, diyorlar ki bunlar için de bir söz diyor. Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var. Ahir zamanda mümin kadınlar, Müslüman kadınlar kendilerini tesettür giyecekler ama her yerini gösterecek vücudunun, diyor. Kapanacaklar ama daha çok gösterecekler vücutlarını. Her şeylerini kapatıyorlar ama kendilerini daha çok ortaya çıkarıyorlar. Ahir zamandır bu. Anlamıyorlar mahremin ne olduğunu. Bu büyük büyük bir ana konudur. Buna başka zaman gireriz. Bu yeterlidir. Beraatimiz kabul olsun inşallah. Allah'a daha çok yakınlaşalım inşallah. Daha iyi kul olalım ona. Kendimizi Allah yolunda koşturduğumuzu görürsek o zaman büyük bir ihtimalle beraatımız kabul edilir. Dünyanın bizi daha çok çektiğini görüyorsak, daha çok kandırıldığımızı, arzularımızla daha çok ilgiliysek o zaman oraya büyük bir soru işareti koyarız. Allah bizi bağışlasın. El-Fatiha. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.